Şimdi arkadaşlar burada yapacağımız iş çok kolay. Aslında daha önceki yaptığımız şeyler. İlk olarak bunu ipimizin içine alalım. Bu arada şu gözüme çarptı. İhtemel olacak. Şöyle. Şimdi arkadaşlar ilk olarak ipimize girelim. Burada eğer bu bize true geliyorsa yani buradan biz bunun içinde işlem yapabiliriz demek oluyor. Yukarıdan bize bir parameters geliyor. Bu parameters alıyoruz. Parameters ya da obje şeklinde. Yine aynı şekilde bu sefer parameters'ın hatta şöyle yapmamız lazım. Parameters'ın içinde şurada bulunan metot var arkadaşlar. Bunu metotla yapmamız lazım. Metot. Yine aynı şekilde şurada da yapacağız bunu. Nokta metot. Bu sefer ama önce şuraya da get yazmamız lazım arkadaşlar. Şöyle get yazalım. Ve tekrar şuraya da parameters eşittir parameters ya da obje şeklinde yazalım. Şimdi arkadaşlar daha önceki dersimizde şöyle bir şey yapmıştık hatırlıyorsanız. Bunu alıyorum direkt böyle ve buraya yapıştırıyorum. Ne yapmıştık arkadaşlar? Buraya gelen değer bize function'dan dönecek ve biz bu değerleri yani kontrol edeceğiz. Bu değerleri sağlıyor mu? Sağlıyorsa işlemimizi gerçekleştireceğiz. Burada parameters'ın şuradaki neredeki? Şuradaki complete'ini kullanacağız bu sefer. If diyorum parameters parameters nokta complete eğer sağlanıyorsa parameters nokta complete call fonksiyonu çağıralım. Bir callback yapalım yani arkadaşlar. Çünkü geriye bir değer döndüreceğiz. O yüzden buraya öncelikle bunu yolluyorum ve ardından JSON'da parse yaptığımız response text. Evet arkadaşlar bunu yolluyorum. Eğer bu değerleri sağlıyorsam ben gönül rahatlığıyla ben buraya return'la dönebilirim. O zaman buraya şuradaki alacağım metodu kullanabilirim. Nerede? Şu. Bakın arkadaşlar. Sadece yaptığım şey buraya taşımak oluyor aslında. Şimdi ne yapıyorum? Benden ilk önce ne istiyor? URL'i istiyor. Pardon metodu istiyor. O zaman metodu vereyim kendisine şöyle. Ve metodu verdik. Bizden URL'i istiyor. Tamam URL'i de verelim. Onu da verdik. Ve true olmasını istiyor. Tamam sıkıntı yok. Onu da yaptık. Sonra bir sonraki adım ne diyor arkadaşlar? Return olarak gönder. Return. Eğer bu işlemler sağlanmamışsa yani else kısmı ne yapacağız? Buraya. Return false. Pardon. Şuraya false'umuzu gönderebiliriz. Şöyle silelim şurayı. Evet. Şimdi burayı da yaptık arkadaşlar. Kütüphanemiz aslında hazır. Küçük de olsa. Geliyorum buraya. İzle ve öğren. Nokta Ajax diyorum. Neden? Çünkü ben burada bunu kullandım. Ve bunun içine bir function olarak gönderdim. Artık bu benim bir fonksiyonum. Ne yaptım? İzle ve öğren alanında bir tane fonksiyon oluşturmuş oldum. Şimdi direkt konsolda bunu bir inceleyelim. Bakalım çalışacak mı hatasız bir şekilde. Sayfama geldim. Çalıştırdım. İncele dedim. Ve burada şu an dosyamı yükle dedim. Bakın arkadaşlar geldi. Gördüğünüz gibi obje şeklinde geldi bilgilerim. Ve ben bu bilgilerime bakın istediğim gibi ulaşabildim. Yaptığım tek şey arkadaşlar bunu buradan temizleyip yani soyutlayıp şurayı da silelim. Artık ihtiyacımız yok. Soyutlayıp bunu buraya aktarmış oldum. Bir daha çalıştıralım isterseniz. Bakın geldi. Yani arkadaşlar çok basit bir şekilde hemen iki tane metotla biz bunu bir otomatiğe bağlamış olduk. Böylelikle ne yaptık? İşimizi daha pratik hale getirmiş olduk arkadaşlar. Umarım anlatımımda anlamadığınız yer olmamıştır arkadaşlar. Eğer sorularınız varsa YouTube kanalından ya da site üzerinden sorabilirsiniz. Hemen cevaplarım en kısa sürede daha doğrusu. Bir sonraki dersimize tekrar görüşmek üzere.